Kursunlar, bir şey olmaz. Yani İsrail'i eğer şefkatle kucaklarsa İslam ülkeleri ve onlara sahip çıkarlarsa konu kökünden hallolur. İsrail'in bir zoru yok ya. Yani bir derdi de yok yani. İşte bunu ama Moşiyah ve Mehdi'nin halledeceğini anlıyoruz. Ya gerek yok yani, İsrail'in kapısını aç, duvarlarını da yık. Zaten 3 milyon insan nerede istiyorsa yaşasın ya. Bütün Orta Doğu sizin dersin ya, nereye istiyorsanız gelin yaşayın. Kudüs'te de yaşasın. Bırak gariban insanlar ya, mazlum insanlar. Nerede yaşıyorsa yaşasın. Niye düşman olmamız gerekiyor? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Ya bir slogan ortaya attılar, herkes peşinden gidiyor. İsrail'e niye düşman olalım ya? 3 milyon peygamber soyundan insan. Bak Hazreti Musa'nın, İbrahim'in, Yusuf'un, Hazreti İsrail'in evlatları, onun soyundan gelen peygamber sülalesi. Niye yok edilmeleri gerekiyor? Hiçbir mantığı yok ya. Ayete göre böyle bir şey yok. Hadise göre de böyle bir şey yok. Mantığa, vicdana göre de böyle bir şey yok. Kim bunu ortaya çıkardı, ben anlayabilmiş değilim. Ya bırakın adamlar yaşasın ya. Ne istiyorsunuz adamlardan? Üstüne üstüne gidiyorlar, ben anlamıyorum. Başkent, ya kardeşim zaten başkent ilan etmiş. Rusya da kabul etmiş. Sen kabul etsen de etmesen de zaten başkent olarak orayı kullanıyor. Ya ben anlayabilmiş değilim, bunda ne mahsur var yani? Ha dese ki arkadaş, şimdi ben her yeri istiyorum. Bu düşün, tamamını istiyorum. Ha o zaman tamam. Ya o zaman bir mantığı yok. Ya o zaman tabii ki müsaade edilmez. Ama ortada böyle bir durum yokken ne gerek var? Yani İsrail'e neden düşman olmamız gerektiğini bana bir anlatsınlar. Böyle bir ayet yok. Hadis yok. Mantık yok. Hiçbir şey yok. 3-5 kişi bunu ortaya attı. Herkes peşinden gidiyor. Moda oldu yani. Hurra! Hadi bakalım İsrail'e vuralım. Ya neye diye bir soran yok yani. Neden biz bunları ezmemiz gerekiyor? Neden yok etmemiz gerekiyor? Niye peygamber soyu yeryüzünden kazınması gerekiyor? Ya bırak adamlar yaşasın. Bütün ortada rahat rahat yaşasınlar ya. Bırak sinagogda kursun, ibadet de yapsın. Ya savaş falan da olmaz. Rahat yaşarsınız, hiçbir şey olmaz. Adamlar askeriye, polise yatırım yapmasın. Ya dersin kaldır askeri polisi, rahat et, bir şey yok. Biz seni koruruz, kollarız. Yani kardeşiz. Peygamber soyusunuz, siz bizim kardeşimizsiniz, müminsiniz. Beraber yaşayalım deyin ya. Niye adamların üstüne gidiyorsunuz, ezmeye kalkıyorsunuz? Peygamberimiz diyor ki, Allah